Bak bak bak, beni elleriyle besliyor. Bay. Kısmetinizi arayın, kısmetinizi. Biz kısmeti burada bulduk diyorsun. Karşıda gözlemede yukarıda. Cebim bozuk. Yok, yoksa çıkardık. Arkadaşlar, yine güzel bir turda daha beraberiz. Ekürü Murat'la beraber bugün de yollara düştük. Bugün tam olarak sallıyor. Şu anda istikametimiz Saklıkent Kayak Merkezi. Oradan dağın arka kısmına, büyük alan tarafına ineceğiz. Tam bir program yapmadık. Bugün gönlümüz nereye isterse oraya doğru bidonlarımızı çevireceğiz. Yine güzel bir tur olacak. Güzel manzaralar olacak, buna inanıyoruz. Yollar güzel, hava serinlemeye başladı. Şimdi Geyikbayır'a doğru tırmanıyoruz. Hadi bakalım, tur başlasın. Arkadaşlar, burası Kepulana Mahallesi. Şimdi aşağıya doğru iniyoruz. Aşağıda Sinan Değirmenleri var. Burayla alakalı daha önce bir video yapmıştık. 300 yıllık tahıl ambarları. Araç geliyor Murat. Şimdi burada biraz bir mola vereceğiz. Serin su kenarı. Biliyorsunuz dayanamıyoruz serin ve su kenarlarına. Yaz olması sebebiyle şu yan tarafta bir duralım istersen Murat. Murat, solda köpek var. İki tane. Evet. Evet. Burada biraz bir mola verelim. Sinan Değirmenlerinin tahıl ambarı. Dediğimiz gibi 300 yıllık olduğu söyleniyor. Çivi kullanmadan yapılmış. Geçme tekniğiyle birbirine geçirilmiş. Ancak daha sonraki tadilatlarda çiviler görünüyor. Evet. Deri koymuşlar. İçerisi görünüyor mu? Evet, buğdayları bu boşluklara dolduruyorlar. Daha sonra yan tarafta değirmende un haline getirdikten sonra buradan buğday sahipleri malzemelerini alıyormuş. Burada birçok tahıl ambarı var. Değirmen yan tarafta, yalnız 2-3 sene önce yangın çıkmış. Değirmen tamamen yanmış. Şu anda sadece kalıntıları var. Açık. Genelde işlerinin yapısı aynı. Fazla giremiyorum, yılan vardır diye. Aşağıdaki dere, karadere. Burada biraz yorulmadık ama biraz vakit geçireceğiz. Daha sonra istikamet dağlar. Değirmen burası. Gördüğünüz gibi yanmış.
su yukarıdan geliyor. İçerideki çarkları çeviriyormuş ancak yanmış. Sağdan gideceğiz. Sağdan. Evet. Soldaki ağaçlar fındık ağaçları. Murat inanamadı ama işte fındık. Burası fındık bahçesi Murat. Bakalım. Oo. Evet. Bu bardak yeri aynen güzel. Evet arkadaşlar. Buranın vebali de Muratçığıma. Tamam, göz hakkı diye. Cebine koy istersen. Benim ceplerim fermuarlı. Şu anda kapattım. Yakalanırsak abi onun üstünde de var diyeceğim. O yüzden almadım. Abi muhteşem erikler ya. Bugün mosmor ya, çok güzel. Murat bu sefer de armut gördü arkadaşlar. Bugün bana sopa yedirtecek burada ya, dur bakalım. Bana gösteriyor gösteriyor, kendi kaçıyor. Armutlar güzeldi. Güzel olmaz olur mu? Karçukuru karşısı. Cennet hurmasıydı. Aynen kiraz, vişne. Onların mevsimi geçmiş. Sahipsiz yol kenarındaki kız ya, resmen yalan söylüyorsun şu anda. Burası. Evet arkadaşlar, burada çok güzel bir su kaynağı var. Eyvallah. Geçiyorsun Murat. Aa, buradaki su da, evet buradan su geliyordu. Aa, çok azalmış. Kolay gelsin. Burasıydı Murat. Gel. Buranın suyu çok soğuk. Buradan 8 köye su gidiyormuş. Oradan kalan su. Şöyle bir duralım burada. Evet. Patlıyor patlıyor. Murat'ın menüsü. Bir tekrar kavurma eriteceğiz. Yine kavurma. Ekmek arası, domates, kavurma. Komşularımız da var karşı tarafta. Bizim yerimiz gayet güzel. Kiraz ağacının altındayız. Şey, özür dilerim, vişne ağacı. Ama vişneler kurumuş. Birazdan hoşaf yapabiliriz. Yok artık de. O kadar değil. Oy Murat. Allah ne muradım varsa versin ablam, Allah tuttuğunu altın etsin ablam. Evet şimdi. Ana, arılar da geldi. Abi ver domates arasına. Ver 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 domates arasına. Oy 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 oy. Bak bak bak, ben elleriyle besliyorum. Ay, şanını yerim senin diye.
Eyvallah abi, sağ olasın. Domates verenlerin çok olsun. Et verenlerin de olsun. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, komşulardan ikram geldi. Ekmeği yan önce kendileri yaptılar. Biz yemeğimizi yemiştik ama. Her zaman bir ekmeklik yerimiz var. Bir tavukluk yer var. Vallahi bugün, vallahi bugün var ya başka şey isteseymişiz olacakmıştı ya. Anladım, şunu düşürdüm. Tamam abi. Düşürdüm. Oo. Adam sulu sulu. Korkuteli mantarı. Korkuteli mantarı. İçinde su var. Nasıl yeniyor bu? Bunu tuz dökmüşlerdir herhalde diye düşünüyorum. Evet, tuzlu. Öyle mi? İyi. Tamam. Önce sen ye. Önce sen ayırın diyor. Bugün iyi yere dükkan açmışız ya. Bir dahaki, bir dahakine mantar alıp gelelim adam biz bu işi. Mantar mı? He. Mantar kebap yapalım. Allah Allah. Canınız çekmesin ama. Çeksin çeksin. Çıkın çıkın gelin. Kısmetinizi arayın, kısmetinizi. Biz kısmeti burada bulduk diyoruz. Evet arkadaşlar, burası çok kısmetliydi bizim için. Kavurmayalım, yiyelim derken ekmekti, tavuktu. Üstüne mantardı. Bize güzel baktılar burada. Şimdi yukarılara doğru devam. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Hadi sağ olun. Güzel insanlar. Evet, biraz yağmur yağmış. Az bir şey çiselemiş. Evet, birazdan yağmura doğru gireceğiz. Aa, şu ağacına bak. Tarafta kiraz bahçesi. Feslikan. Üşüdün mü? Hadi canım. Bak şimdi. Sol taraf Moriyer'e gidiyor. Sağ taraf Saklıkent istikameti. Karşı tarafta Karçukuru.
Yukarı tarafta gözlem evi var. Vallahi çok güzel yerler, çok. Evet arkadaşlar, karşıda gözlem evi var. Artık teknoloji gelişti. Akdeniz Üniversitesi'nden bakıyorlarmış. Buraya bağlı. Buradaki görüntüyü Akdeniz Üniversitesi'nden seyrediyorlarmış. Çeşitli üniversitelerden de bağlandığını söylemişti. Yukarıda güvenlik görevlisi var o arkadaş. Köpeği görünce tak topuk. Allah seni var ya. Zaten köpek havlayınca korktum. Lan dedim, sağımdan mı solumdan mı kaçacak, arkadan vurma diye. Ona bakıyordum, baktım sağımdaymışsın. Gerçekten hava bayağı soğudu. Montun önünü açtık ama kapatmak gerekiyormuş. Saklıkent Kayak Merkezi'ne geldik. Kayak merkezi burası arkadaşlar. Murat, şuradan çıkalım yukarıya. Gel. Zirvelerdeyiz Murat. Gözlerimizin bir optik ayarı yapılsın abi şuralarda. İstikamet yukarısı. Yağmur başladı. Damla damla atıyor şu anda. Evet, bana birkaç damla geldi bana ama. Hadi takıl peşime. Aynen. Yağmur atıştırıyor. Aha. Yukarısı boş, kimse yok diye biliyorum. Az kaldı. Bayağı bir virajımız daha var. Yollar devamlı zikzak. Daha çıkacağız. Murat'ın konuştuklarını bir duysanız şu anda. Ya burası kolaymış derken şu öndeki virajı gördü. Şu anda hatim aşamalarında. Evet,
Şu anda zirvedeyiz. Burası Telesiyaj'ın, söyleyeyim, Telesiyaj'ın son noktası. Evet. Aynen. Camlar açık. Evet. Karşıda gözleme ve yukarıda. Evet. İşte şimdi kayıyoruz geri. Aynen. Muratçım, burada bir çay içelim. Yukarıda Telesiyaj, karşı tarafta gözleme ve dediğim gibi Akdeniz Üniversitesi'nden kontrol ediliyormuş. Sadece birkaç tane güvenlik görevlisi var. Evet. Yeni yağlamışlar. Murat, korkuyordun ama bak seni nerelere getirdim. Olsun. Aynen, burayı görmüştük. Şeyle geldin mi? Telesiyajla geldin mi? Geldim ama buraya da çok üşüdüm ya. Aynen. Mont aldım, montu çocuğa verdim. Montu çıktım buraya lan, montu. Eyvah eyvah. Sana bakayım derken az daha yana geliyorduk. Aynen. Aynen, burası düz gibi görünüyordu ama üstü taşmış. Ya Murat, ya Murat. Dur geleyim mi abi? Geleyim mi? Abi dur, bir şey daha düştü senden. Bilmiyorum, siyah bir şey düştü. Tamam. Evet arkadaşlar, bir turda daha Murat'ın düşmesi. Dur abi, dur geliyorum. Dur. Ya şimdi çok dik. Ama velakin abi çok kötü benzin kokmuş ha. Dur. 1, 2, 3. Hadi bakalım. Çalıştırma. Çalıştırma abi, dur. Evet. Ya. Az önce bana demediğini bırakmamıştın ama ben de düşüyordum ya. Bayağı dik, baksana. Tamam, tuttum abi. Abi depodan benzin sızmış. Evet, kapaktan. Çalıştırmayalım abi şimdilik. Kontağı kapat. Motor burada kalsın diyormuşum. Bakayım. Aa, düzmüş ya. Göçürebiliriz abi. Yok, çalıştırmadan abi. Şey, ayağa kaldır. Şu düz yer alalım abi burada. Aa, burası sol. Bir. Viteste mi? Debriyajı çek istersen. Bir, iki, üç. Oh. Tamam, burada dursun artık. Ya da getir diyorsan götürelim. Tamam. Tamam. Çekelim Murat. Sen de sen cezalısın. Her yerde düşüyorsun. Şu adamı bir düzgün şey yaptırmıyor. Her seferinde bir yan yatıyor. Evet. Muhteşem manzara. Oy oy oy. Burada çadır kurmak mı? Eğlenceli. Abi sol tarafta büyük alan olması lazım isminin ama. Büyük alan. Büyük alan diye bir yer vardı. Yani bu yol büyük alana iniyor. Şu giden yol diyorum. Nereye gidiyor? İşte oraya, karşıya şu büyük alana iniyor oraya. Şu bak. Toprak yol bu şekilde devam ediyor. En son Karaağaç'a gitmiştik, hatırlıyor musun? Piknik alanına. Alakır Vadisi. Alakır Vadisi. Heh, aynen. Oraya ya, şu vadi işte Alakır Vadisi'ne doğru gidiyor. Wow. Şu tarafta sağ taraf
şuranın ismini bilmiyorum ama şu dağın hemen arkası da İmecik Yaylası. Aa dur, hatırladım. Bak karşıdaki köy var ya. Evet. Bak şu sağ taraftan bir yol geliyor. Evet, gördüm işte. Güzle Yaylası'ndan çıkıyor o yol, bu şekilde geliyor. Bak oradan ileriye doğru bir yol daha gidiyor yukarıya. Tamam. O tepenin arkasından İmecik Yaylası'na iniyor arkası. Oradan da işte Korkuteli yoluna çıkıyor. Dat Köy. Aynen. Ben geçen Dat neyse. Ben arabayla geçerken Dat yapıyorum orada da. En son bak yayınladığım video orada İmecik Yaylası diye video yapmıştım. Daha bu hafta yayında şu anda. En son yüklediğim video. Buradan şey yaptım. Tanıdım orayı. Yok şu karşıdan geldim şu toprak yoldan. Şu karşıdan yukarıya çıkmıştım. Ben ilk defa gitmiştim o zaman. Şimdi hatırladım. Yol güzel ama değil mi? Yol fena değil. Orası 1890 metreydi. Tam şu boğaz var ya. Evet. Çok güzel yer ama. Duydunuz yine sesini. Yarışma başladı. Evet arkadaşlar, şu anda biz bir deney yaptık Murat'la. Burası 1900 rakım olduğu için aşağıda gördüğünüz gibi ne kadar şişmiş. Daralması gerekmiyor mu basınçtan? Yok, burada basınç az ya. He, basınç az oldukça şişiyor. Şu patlak olduğu için şişmedi. Ya da bu bozuk. İkisinden. Zehirlenmezsek basınçlandır. Vallahi az önce de mantar yedik. Bozuk kahve. Ne olacak bilmiyorum. Evet arkadaşlar, şu anda 2360 metredeyiz. Sıfırdan geldik. Antalya manzarasında kardeşimle kahve içiyoruz. Yukarıda gözlem evi var. Gerçekten çıkması biraz zorlu. Zemin oynak. Zemin oynak. Zemin bozuk. Yoksa çıkardık. Buraya kadar gelmiş insan şuraya gitmeyi dert etmez. Ya aslında normal şartlarda. Normal. Ya gerçekten şu tarafın zemini biraz daha kötü. Motorlar güçlü olduğu için gaz verince ben arkası kayıyor. Evet. Ondan. 200 cc çok güçlü. 200 cc ya. Ne diyor? Ama gerçekten keşke gibi de tırmanıyor ya. Yani gücü yeterli arkadaşlar. Gücü yeter. Şuraya bak. İyi geldi, ısıttı. Vallahi canavar gibi. Donmuşuz be. Siz bunu izlerken terli izleyeceksiniz. Sıcak hava diyeceksiniz ama biz bunu şu anda 28 Ağustos 2024'te şu anda üşüyoruz. Vallahi... Resmen üşüyoruz. Montları çıkarmadık o kadar yani, düşünün. Hava soğuk. Bir taraftan rüzgar çok serin esiyor. Evet, buz gibi esiyor. Yani normal rüzgar olmasa üşünmez ama rüzgar esiyor, biraz üşüttü. Gerçekten. Baksana sen bafın şöyle. Takmışım. Güzel. Evet, buraya da bir çentik atalım. Evet. Satlı kente de çentikleyelim. Gidildi, görüldü. 2360 metreden aşağıya doğru yolculuk başladı. Murat önden git ya. Rahat ol. Yine karşı tarafta yılkı atlarını gördüm. Şimdi üstten görebileceğiz mi onu bilmiyorum ama. Aynen. Burada yoklar. Arkada mı acaba? Yok. Dur, motoru bırakayım. Şuraya. Motorla gidene kadar peşine ben güleyim ya. Bakayım. Aa evet, buradalar. Evet arkadaşlar, yılkı atları her turda görüyoruz. Burada da gördük gene. Beyaz, gri, siyah, kahverengi.
Çok güzel ya. Onlar da bana bakıyorlar. UFO görmüş masum köylü gibi. Sen neredesin Murat? Ben seni göremedim. Bir yolu ben çok net görüyorum da. Az ileriye gidersen göreceksin sen de. Arkadaşlar dönüş yolunda yağmura rastladık. Yerler ıslak. Çok güzel kayıyor. Bayağı riskli oldu şu anda yol. Evet arkadaşlar, yağmura yakalandık. Yavaş yavaş gidiyoruz.